tevazuyla, samimiyet, gayretle AK Parti. Türkiye'deki istikrarın devam etmesi için hemşerilerimizden Cumhur İttifakı'na en üst düzeyde destek bekliyoruz. Samimiyet, gayretle AK Parti, önce millet, memleket, bütün derdi. Bu sorumluluğu üstlendiğimiz hemşehrilerimiz bu yetkiyi verdiğinde esnafımızla bir araya gelip ortak çözümler üzerinde onların da istişare ederek bu sorunu halledeceğiz. Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket. Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, Aksu TV ekranlarında yayınlanan Yerel Seçim 2019'un konuğu oldu. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güngör, bütçeyi etkin kullanacaklarını söyledi. Biz kurumsal kapasitemizi güçlendirerek olabildiğince istifade etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim önümüzdeki süreçte ağırlık noktalarımızdan biri de bu olacak. Ama bir taraftan kendi kaynağımızı iyi kullanacağız, israfı önleyeceğiz. Evet. Mutlaka etkin bir kaynak kullanımı. Çünkü biz eğer bunu yapamazsak sınırsız bir kaynak yok. Söylediğim şeylerde de böyle çok büyük bir yani bütçemizin iki katına kadar bir kaynak elde edecek durumda değiliz. Oradaki kaynaklar da sınırlı. Ama bütçemizi etkin kullanacağız. İsrafı önleyeceğiz. Öncelikli olanlara ağırlık vereceğiz. Bu bizim temel stratejimiz olacak. Güngör konuşmasının devamında ortaya koydukları ve yapacak oldukları projelerde gerekirse referandum yaparak Kahramanmaraş halkına soracaklarını söyledi. Biz bir proje beyannamesi ortaya koyduk fakat Rabbim bu görevi bize nasip ederse tekrar bunları hemşehrilerimizle referandumda yaparak belli yerlerde gerekirse referandumda yapacağız. Böyle farklı istişare metotları da kullanacağız. Gerekirse referandum da yapacağız. Örneğin Trabzon Caddesi'nde bir yenilik yapılacaksa açısın, halka sorarak soracağız. Evet. Oradaki onu kullanana, esnafa soracağız. Orayı kullanana soracağız. Hangi argümanlar gerekiyorsa bunların hepsini kullanacağız. Güngör son olarak günlük siyasetin içerisinde olmayacağını vurguladı. Ben günlük siyasetin içerisinde olmayacağım. Belediye başkanlığı yapacağım. Tabii ki ben bir siyasi parti adına adayım. Partimin ilkeleri var. Bunlar beni bağlar. Ama günlük siyasetin içerisinde olmayacağım, belediye başkanlığı yapacağım dedim. Burada tekrar ifade ediyorum, hemşerilerin bir kuruş hakkını zayi etmeyeceğim. Gerek eleman almada, gerek hizmet görmede, referandumu çok yerde deneyeceğim. Yani bir alanda hemşerilerimizin hayatını etkileyen virüs varsa, referandumda dahil olmak üzere bütün istişare kanallarını gerçekleştireceğim. 31 Mart seçimlerinin hem şehrimize, hem ülkemize, hem de gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Çünkü bu seçimin bir belediye başkanı seçimi yapma yanında Türkiye'nin kazanımlarının devam etmesi, Türkiye'deki istikrarın devam etmesi açısından da son derece önemi var. Ben hemşerilerin basiretine yürekten zaten güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum.